Evet değerli arkadaşlarım, tekrar merhabalar. Şimdi sizlerle beraber son ünitemizle birlikteyiz. Bu ünitemizin de adı İdare Hukuku. Oldukça önemli bir başlık çünkü başlı başına 3 adet sorunun geleceği başlığımız. O zaman gel bakalım, kocaman bir başlık atalım ve İdare Hukuku diyelim. Değerli arkadaşlarım, İdare Hukuku devletimizin belli başlı organlarıyla belli bir tür faaliyetlerini ifade eder ve idari fonksiyon tamamen ve tamamen kamu gücüne dayalı sürekli bir devlet fonksiyonudur. Peki bu idari hukukunu daha iyi çözümleyebilmek için bir tarafa idari hukukunun özelliklerini yazalım, diğer tarafa da görevlerinden bahsedelim. O zaman önce şuraya dedim, temel özellikleri nelermiş? Önce bir şunla başlayalım. Değerli arkadaşlarım, hatırlayın, bizim kendi içerisinde kamu hukuku ve özel hukuk dediğimiz dallarımız vardı. Kamu hukukunun dallarını hatta civiyat olarak kodlamıştık. Oradaki İ harfi işte idare hukukuydu. O zaman şöyle diyebilir miyiz yani? Bir, kamu hukuku dalıdır. Evet, doğru bir ibare. Aynı zamanda genç ve dinamik bir hukuk dalı olarak karşımıza gelir. Şu maddeye dikkat, tedvin edilmemiştir. Hocam tedvin demek ne demek? Tedvin derli toplu anlamı taşır. Ama tedvin edilmediği için biz buna ne deriz yani? Yani dağınıktır anlamı taşımaktadır. Ve değerli arkadaşlarım, aynı zamanda içtihatlara dayanır. Hatırlar mısınız, içtihat dediğimiz şeyler bağlayıcı nitelikteki şeyler miydi? Kanunlaşmış durumlar mıydı? Hayır. O yüzden biz buna yani kısaca kanunlaşmamıştır deriz. Tabii ki bir statü hukukudur. Yani kendi içerisinde tabii ki kuralları vardır. O yüzden yani kuralsaldır anlamı taşıyacağız. Peki, İdari sistem içerisinde kamu yararı mı hakimdi? E tabii ki kamu yararı hakim olacaktır. Hocam, o zaman sana şöyle bir soru sorsam, idare ile kişiler arasında bir eşitlik var mıdır? E kamu yararı hakimse var mı? Yok. İdare her zaman üstün ve ayrıcalıklı taraf olacak. O zaman şunu da yazalım. İdare ile kişiler arasında eşitlik yoktur. Yani ne anlayacakmışız? İdare üstün ve ayrıcalıklı taraftır anlamı taşıyacaktır. Bu ibare bizler için önemli. En azından şimdi burada ne yaptım? İdari sistemi şöyle bir zihnimde canlandırayım diye özelliklerini verdim. Çünkü ÖSYM gelip sana direkt olarak bunu soru olarak sorabilir. Hangisi temel özelliklerden biriydi ya da değildir diyebilir. Şimdi tahtımızın diğer köşesine geçip burada da temel görevlerimizin en azından neler olduğunu sana sunmaya çalışalım. O zaman buraya da yazdım. Temel görevleri dedik. Hocam, en temel görevine baktığımızda içinde yaşadığımız bu toplumda milli güvenliği sağlamak. Ve bunu sağlarken de ne yapacak? Kolluk faaliyetlerinde bulunacak. Kolluk faaliyetlerinde bulunmak. Ve aynı zamanda toplum içerisinde özendirme ve teşvik faaliyetlerinde bulunacak. Ve tüm bunları yaparken de iç düzeni bozmayacak. İç düzeni sağlamakla yükümlüdür. Ve tüm bunları yaparken de bize ne yapacak? Kamu hizmeti sunacaktır. En temel görevleri. Özellikle hocam kolluk neyi ifade ediyor? Bizim kolluk güçlerimiz var, onlardan birazcık bahsedelim. Özendirme ve teşvik derken toplum içerisindeki hangi durumlardan bahsedeceğiz? İç düzen, özellikle buradaki kamu düzeni unsurlarından bahsedeceğiz. Kamu hizmeti, bize hizmet sunuyor. Peki kamu hizmeti tam olarak nedir? Birazcık da bunları görelim. Hazır buradan bahsettim. Hemen şuraya devamı niteliğinde şöyle bir soru soralım. Kamu hizmeti kavramı diyelim.
Şimdi kamu hizmeti deyince aklına ne gelir? Devletimizin ya da diğer kamu tüzel kişilerin, değil mi? İlla devlet değil. Devletin ya da ona bağlı olan diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da onların gözetimi ve denetimi altında bizlere sunulan hizmetlerdir. Bak, kamu hizmeti neymiş? Devletin ya da diğer kamu tüzel kişiler ya da ne dedik? Bunların gözetimi ve denetimi altında sunulan hizmetlerdir. Peki hocam, bu hizmeti sunarken şöyle bir soru gelir akla. Der ki bize, kamu hizmetine egemen olan ilkeler vardır. Peki bu kamu hizmetine egemen olabilecek temel ilkelerimiz neler? Çok da güzel soru olur. 1. Devletimiz bize hizmet sunarken bu hizmet sürekli olmak zorunda mı? Tabii ki. Devamlılık ya da diğer bir tabirle süreklilik diyeceğiz. Hocam, hizmet hep aynı mıdır? Yani değişkenlik gösterebilir mi? Ya evren değişiyor. Sürekli yenilikler oluşuyor. Tabii ki değişebilirlik diyeceğiz. Ve bu hizmet sunulurken asla adam kayırma yok. Her bir birey eşitlik çerçevesi içerisinde olacak ve hizmetler eşitlik çerçevesinde sunulacak. Taraf tutulacak mı? Hayır. Tarafsızlık. O taraf, bu taraf, şu parti, bu parti diye bir şey yok. Hizmet sunulurken tarafsızlık çerçevesinde yapılacak. Peki devletimiz hizmet sunarken bizden bedel ister mi? Hayır, meccanilik deriz. Diğer bir tabirle bedelsizlik anlamı taşır. Herhangi bir bedel alınmaz. İşte tüm bunlar bizim kamu hizmetine egemen olan en temel ilkelerimizdir. Olay örgüsü verebilir, hangisiyle açıklanır diyebilir. Ya da bir başlık olarak, direkt olarak hangisi egemen olan ilkelerdir ya da değildir diyebilir. Bu kapsam o yüzden oldukça önem taşıyor. Hocam, o zaman buradaki kamu hizmetini gördük. Şimdi seninle beraber birazcık da kolluktan bahsedelim. Şimdi gel, hadi bakalım, kolluk deyince aklımıza ne gelecekti? Şimdi kolluk güçlerimiz var ve bu kolluk güçlerinde neleri aslında sunmak istiyoruz? O zaman şöyle bir başlık atalım. Kolluk ve kamu düzeni diyelim ve buradan devam edelim. Sildim tahtayı. Haydi seninle beraber kolluk kavramı üzerinde de en azından durmaya çalışalım. Değerli arkadaşlar, özellikle kolluk sistemi içerisinde aklımıza polisimiz, jandarmamız gelir. Nedir bunlar? Ne anlam ifade ediyor? Gel onları da görelim. Kolluk ve kamu düzeni diyelim. Şimdi bu kapsamda o zaman seninle beraber önce bir kolluktan bahsedelim. Şimdi kolluk deyince ne anlam ifade edecek? Şimdi bakın topluma. Bu toplum içerisinde bizler birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmek için bir takım hukuksal düzene ihtiyaç duyuyor muyuz? Evet. Aslında toplumun gerekli kıldığı bu hukuksal düzenin sağlanması ve korunması için gerekli olan her türlü faaliyete kolluk faaliyeti diyeceğiz. Bak, ne diyoruz? Toplumsal düzenin sağlanması ve korunması için ortaya konulan her tür faaliyete ne diyecekmişiz? Kolluk faaliyeti denir. Peki bu faaliyetleri incelerken şuna değinmek şart. Kamu düzeni unsurları vardır. Bunları yerine getirecek. Hocam, kamu düzeni unsurlarıyla neyi ifade ediyorum? Gel, hemen görelim. 1. Kendi içerisinde değerli arkadaşlarım, güvenliğimizi sağlar. 2. Birlik ve esenliğimizi sağlar. Açacağız. 3. Genel sağlıktan bahsedeceğiz. Ve bir de genel ahlak dediğimiz unsurlar var. Bak, 4 maddede, 4 madde olan şey güzeldi, sınav sorusu anlamı taşır. Güvenlik, toplum içerisinde huzur içinde yaşayabilmek için. Mesela trafik polisi diye bir şey var. Niye var? Trafikteki o güvenliği sağlamak, iş kazalarını ya da herhangi bir kazayı önlemek için. Dirlik ve esenlik, yani kötü koku mu var?
Ya da çok yüksek ses mi var? Ya da pis görüntü mü var? Tüm bunları kaldırmakla yükümlü oluyor. Genel sağlık toplumun tümünü ilgilendiren, örnek pandemi, bu tarz durumlar ile ilgili almış olduğu kamu düzeni unsurlarına ne diyeceğiz? Genel sağlık adını vereceğiz. Ve bir de ne var? Genel ahlak. Toplumun özellikle dış dünyaya yansıyan ve maddi yapısını bozan unsurları önlemeye çalışacak. İşte buna da biz genel ahlak diyeceğiz. Örneğin pandemiye örnek verip kamu düzeni hangi unsuruyla açıklanabilir der? Cevap da genel sağlık olarak yapabiliriz. Yani bir olay örgüsü olarak da sunabilir. İlla maddeler halinde sunmak zorunda değildir. Peki hocam, kolluk türlerini görelim. Kendi içerisinde değerli arkadaşlarım, kollukları incelediğimizde kolluk türleri aslında şöyle ayrılacak. Bir tarafta adli kolluktan bahsedelim. Diğer tarafta idari kolluk diyelim. Ve bir de ne var diyeceğim? Siyasi kolluk dediğimiz kolluğumuz var. Bunlar ne iş yapıyor? Gel şöyle küçük küçük verelim. Hocam, adli kolluk diye ifade edersek, adli kolluk tamamen şudur. Dikkat et. Kamu düzeni bozulduktan sonra polisin ya da jandarmanın faaliyetleri. O zaman biz buraya şöyle diyebilir miyiz? Yani adli kolluk düzen bozulduktan sonra devreye girdiği için biz buna önleyici mi diyeceğiz, bastırıcı mı diyeceğiz? Artık olay olmuş. Neyini önleyeceksin? O yüzden bunların buradaki temel görevi ne olacak hocam? Bastırıcı diyeceksin. Bastırıcı görevi görmekte. Ama idari kolluk ise daha olay olmamış, kulağına gitmiş olabilir deyip tedbir alıyor. O zaman buna ne diyeceğiz? Önleyici. Yani burası ise şöyle ifade edeceğim. Kamu düzeni bozulmadan önce polisin ya da jandarmanın faaliyetleri. Polisin ya da jandarmanın ortaya koyduğu bu faaliyetlere biz ne deriz? Önleyici deriz. Tamam mı? Çünkü bozulmadan önce olduğu için burada idari kolluk diyeceğim. Bir de siyasi kolluğumuz var. Bu da Cumhurbaşkanlığına bağlı olan MİT teşkilatını ifade eder. Milli İstihbarat Teşkilatımızdır. Ve burada bir de genel idare kolluk makamlarıyla mahalli idare kolluk makamları var. Kısaca istersen değineyim onlara da. Haydi şöyle verelim. Buraya dedim ki kendi içerisinde genel idare kolluk makamları ve bir de değerli arkadaşlarım mahalli idare kolluk makamlarımız var. Küçük bir bunlara da değinelim. Tekrar ediyorum. Sana gelip burayı da sorabilir. Adli, idari, siyasi kolluk da diyebilir. Mesela şöyle bir örnek yapalım, daha iyi otursun. Örneğin bugün bir trafik polisinin trafikte seyir halinde olan araçları durdurup kontrol etmesi hangi tür kolluk sistemine örnektir? Bak, olay yok, bir şey yok. Ne yapıyor? Olabilir düşüncesiyle önleyici. Yani o zaman nereye girer? İdari kolluk. Ama bugün bir kaza olmuş. Kaza yerine giderek maddi ya da manevi hangi tür zarar varsa bunu kayıt altına alıyor. O zaman ne yapıyor? Olay olduğu için bastırıcı görevi görmekte. Hani bu tarz bir olay örgüsü de gelebilir. Ve kendi içerisinde genel idare kolluk makamlarıyla mahalli idare kolluk makamları vardır. Genel idare kolluk makamlarında Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Vali ve Kaymakamı örnek verebiliriz. Mahalli idare kolluk makamlarını ise kimden örnek vereceğiz? Burada İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi ve aynı zamanda köyü örnek verebiliriz. Bunlar da mahalli idari kolluk makamları. Burada yer alan birimler neler hocam? Yani kendi içerisinde genel idari kolluk makamlarda hangi birimler yer alır? Ve mahalli idari kolluk makamlarında hangi birimler yer alır? Şimdi genel idarede hep duyarız ya, işte polisimiz, değil mi arkadaşlar? En temel noktada karşımıza gelen kısımdır. Ya da jandarmamız ya da bekçilerimiz var, biliyorsunuz. Ama mahalli idarelerde daha çok karşımıza ne gelir? Zabıta ve korucular gelir.
köy kurucuları gelir. Burada mahalle idare kolluk makamlarına örnek birimler verebiliriz. En azından şöyle bir bütün olarak kolluk sistemini de görmüş oldunuz. Şu verdiğimiz nokta idare hukukunun giriş kısmı. Şimdi asıl derse başlayacağız. O da şunu yapalım. Kendi içerisinde değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin idari sistemini göreceğiz. İdari teşkilatı hakim ilkelerden bahsedelim ve idari teşkilatlanma yapısını haydi gelin görelim. Arkadaşlar şimdi atalım başlığımızı ve idari teşkilata hakim ilkeler diyelim. İdari teşkilatın varlık sebebi niçin? Çünkü idari sistemin idari faaliyetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için. Ve idari teşkilatlanmaya baktığımızda olay şurada başlayacak ki idari hukukun anlamının ve çözümlemenin en güzel yolu. Bir tarafta merkezden yönetim var. Hocam bu ne demek? Açacağız. Ve bir de yerinden yönetim dediğimiz anlayışlar var. İşte bu zaten bize Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin idari işleyişinin nasıl gerçekleştiğini gösterir. Şimdi değerli arkadaşlarım, merkezden yönetim ya da yerinden yönetim kendisi birbirlerine tamamen zıt ya da karşıt olan şeyler değil. Bunlar birbirlerini tamamlayan yönetim anlayışlarıdır. Şimdi bir yönetim, bir idari teşkilatlanma merkezden yürütülürse bize yararı ne olur ve zararı ne olur konuşalım. Bir yönetim, yerinden yönetim anlayışıyla yürütülürse bunun bize yararı ve zararı ne olur küçük küçük bir konuşalım. Sonra size bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti İdaresi'nin işleyiş haritasını verelim. Orası zaten çok önemli olacak. Ama bir yapıyı önce tanımlayalım, görelim. Ve hemen şunu yapalım. Merkezi yönetimden yürütülürse, bir, şunu söyleyebilir miyiz? Güçlü bir otorite sağlar. Evet, çünkü merkezden yürütülüyor her şey. Ve aynı zamanda, iki, bölgeler arası eşitsizliği azaltır çünkü her yere eşit davranacak. Ve bir de bunun en büyük yararlarından bir tanesi şu olur mu değerli arkadaşlarım? Özellikle kamu çalışanlarının yerel etkilerden uzak kalmasını sağlar. Gerçekten de. Buraya baktığınızda yerel halkın etkisi olabilir mi? Hayır, merkezden yürütülüyor. Ben yapmadım ki, merkez yaptı diyeceğim. Ve aynı zamanda bakıldığında özellikle mali denetim kolay olur mu? Tek elden yapılıyor. Mali denetim kolaydır. Mali denetim kolay olduğu için harcamalar daha planlı ve rasyoneldir diyebilir miyiz? Yani gereksiz para harcamaları yapılmamış olur merkezden her şey yürütülürse. Ama tabii ki her güzelliğinde bir kötü yanı olacaktır. Bunun da zararı var. Ne gibi? Hocam bu tarz yönetimlerde bürokrasi fazladır. Yani bugün bir işlem yapacağın zaman hadi yarın tık yapayım diyemezsin. Burada aşman gereken o kadar bürokratik engeller vardı ki bunları aşmanız lazım. Tabii ki bu aynı zamanda kırtasiyecilik arttırır mı? Tabii ki kırtasiye dediğimiz evrak işleri çoğalacak. Onu da arttırmış olacak. Ve arkadaşlar demokratik mi? Pek de demokratik değil. Çünkü her yörenin ihtiyacı aynı olur mu? Hayır. O yüzden demokratik değildir. Ve bir de en temel zararlarından biri hizmetler yöre insanının ihtiyaçlarını ne yapmaz? Karşılamaz. Çünkü niye? Sen yöre halkının yani yerel halkın ne istediğine kulak vermiyorsun ki. Herkese eşit davranıyorsun. Baştan görüyorsun. İnip de içeriğini incelemiyorsun. Tabii ki o yüzden yarar ve zararları oluşacak. Şimdi dedik ya birbirlerini tamamlayan unsur. Zaten birazdan yapıyı verdim de göreceksin. Peki hocam yerinden yönetime baktığımda onun bana yarar ve zararı ne olacak? Aslında değerli arkadaşlarım çapraz eşleşme olacak. Ne demek istiyorum? Yani merkezi yönetimdeki yarar burada zarar. Merkezi yönetimdeki zarar burada yarar haline dönüşecek. Ne gibi? O zaman gel yazalım. Bürokrasi azdır yarar olarak. Kırtasiyecilik azdır hocam. Ve daha
demokratiktir. Çünkü yöre insanın nereye, ne kimin, ne ihtiyacı olduğunu biliyor. Ve aynı zamanda hizmetler ne yapar o zaman? Hizmetler yöre insanının ihtiyaçlarına göre yürütülür. Bak ne yaptık? Özellikle kendi içerisinde merkezi yönetimdeki zararlar burada yarar haline dönüşmüş oldu. Peki yerinden yönetimin bize sağlayacağı zararlar neler olur? Bak şuraya dikkat edeceğiz. Bir, özellikle arkadaşlar bölgeler arası eşitsizliği artırır. Yani bugün ilçelere baktığınızda bir ilçeler arasında büyük farklılıklar var mı? Var. Tabii ki bu bölgeler arası kimin iyi çalışmasına bağlı arttırmaya sebep oluyor. Ve maalesef partizanca bir anlayışa da yol açar. Yani partizanca uygulamalar burada karşımıza çıkmaya başlar. Aslında yerel seçim kimin daha iyi hizmet yaptığına bağlı olan seçimdir. O zaman hocam denetimler güçleşir. Özellikle mali denetim zora girer. Ne olur sonra belediyeler borç bataklığına girmeye başlar. Bu da maalesef yerinden yönetimde sizlere sunabileceğimiz zararlar. Şimdi bizim için o zaman buradaki hiyerarşik düzen anlaşıldıysa artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin idari sisteminin nasıl işlediğini, bir tarafta öncelikle merkezi yönetimin, diğer tarafta da yerinden yönetimin olduğunu gördük. Ancak kimde, merkezde neler var, yerinden yönetimde neler var? İşte sana en çok gelen sınav sorusu da bu. Haydi şimdi diğer dersimizde bunlara geçip bunları tek tek sizlere gösterelim arkadaşlar.